Evet, tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Sorularla Genel Tekrar Etkinliğimizin 7. videosunda yeni bir üniteyle tekrar birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda Osmanlı Devleti yükselme dönemi gelişmelerini sorular üzerinden bir anlamda tekrar etme imkanımız olacak. Ortalama bir tane sorunun yönelttiği bu üniteden değerli arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Mehmed'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz 400 parça donanma oluşturulması, büyük tekerlekli kulelerin inşa edilmesi, Macar asıllı Urban'a şahi denilen büyük toplar döktürülmesi, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının güvenliğini sağlamak için Anadolu hisarının yaptırılması, Karamanoğulları ile bir anlaşma yapılması. Değerli arkadaşlar bu soruda, D seçeneğinde verilen bilgi 2. Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar arasında yer almaz. Nitekim Anadolu Hisarı'nın yaptırılması bu dönemde değil daha önce Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşen bir olaydı. Osmanlı tarihinde 1391 yılında İstanbul'u ilk defa kuşatan Yıldırım Bayezid bu kuşatma sürecinde değerli arkadaşlar Anadolu Hisarı'nı diğer adıyla Güzelce Hisarı inşa ettirmişti. Öte yandan 2. Mehmet İstanbul'un fethi hazırlıkları sürecinde değerli arkadaşlar Çanakkale ve İstanbul boğazlarının güvenliğini sağlayabilmek amacıyla lütfen dikkat Rumeli Hisarı diğer adıyla boğaz kesini inşa ettirecektir. Anadolu Hisarı'nın tam karşısında değerli arkadaşlar muazzam bir mevkiye inşa ettirecektir bu önemli yapı. Bu çerçevede değerli arkadaşlar başta Rumeli yaptırılması olmak üzere İstanbul'un fethi için 2. Mehmet'in yapmış olduğu bu hazırlıklarda 4 önemli amaç hedeflenecektir. Bunlara da değerli arkadaşlar kısaca değinecek olursak hazırlıklarda güdülen bu 4 temel amaçtan ilki değerli arkadaşlar kuşatmayı denizden desteklemek. İşte bu nedenle zaten 400 parça donanma oluşturulacak. Öte yandan İstanbul'u çevrilen surları Yıkmayı hedefleyecektir. Bunun için Macar asıllı Urban Usta'ya Şahi adı verilen büyük toplar döktürülecek. Öte yandan bir diğer önemli hedef değerli arkadaşlar. Aynı anda iki farklı cephede mücadeleden kaçınmayı hedeflemiştir. Bunun en somut kanıtı Karamanoğulları gibi güçlü bir beylikle fetitten önce bir saldırmazlık anlaşması yapılması. Dördüncü ve son olarak da değerli arkadaşlar boğazlar yoluyla gelebilecek yardımları önlemeyi hedefleyecektir. Bunun da en somut göstergesi Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile ilgili değerli arkadaşlar Rumeli Hisarı'nın Boğaz Kesen'in inşa edilmesi olacak. Ki büyük tekerlekli kulelerin inşa edilmesi yine İstanbul'u çevreleyen surların yıkılmasında önemli hedeflerden birini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır değerli arkadaşlar. Bu bağlamda yapılan bu hazırlıklar neticesinde değerli arkadaşlar 6 Nisan 1453 tarihinde başlayan İstanbul'un fethi süreci tam 53 gün sonra 29 Mayıs 1453 tarihinde nihai bir zaferle sonuçlanacak. Gerçekten de Türk ve akabinde dünya tarihinden son derece önemli bir gelişme kuşkusuz değerli arkadaşlar yeni bir çağ başlatacaktır İstanbul'un fethi. Bu bağlamda artık orta çağ kapanmış, yeni bir çağ başlamıştır ve Osmanlı Devleti bu süreçten sonra değerli arkadaşlar adeta bir dünya gücü haline gelmeye başlayacak. Güzel bir soruydu değerli arkadaşlar. Bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'dan gelebilecek tepkileri önlemek sınırları genişletmek, İslamiyet'i yaymak, Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozmak, Balkan uluslarını yönetim altına almak ve doğudan gelen Türkmenlere yurt bulabilmek amacıyla batıya yönelik seferler yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin batıya yönelik düzenlediği aşağıdaki seferlerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmemiştir? Değerli arkadaşlar bu soruda öncelikle bize yukarıda verilen parçada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra Batı siyasetinin temel hedefleri verilmiş durumda. Bu hedefler, bu amaçlar doğrultusunda değerli arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Batı'ya yönelik bir dizi sefer düzenleyecek. Soruda C seçeneğinde verilen Makedonya bölgesi değerli arkadaşlar Fatih döneminde sefer düzenlenen bölgelerden biri değildir. Nitekim Makedonya babası 2. Murat döneminde 1448 2. Kosova Savaşı ile birlikte fethi kesinleşen önemli bir bölge idi. Dolayısıyla Mora, Boğdan, Arnavutluk, Sırbistan gibi önemli yerler değerli arkadaşlar Fatih'in batı siyaseti kapsamında sefer düzenlediği yerler arasında yer almakta. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar yaklaşık 20 yıllık zaman diliminde Belgrad hariç Fatih Sultan Mehmet'in batı siyaseti dediğimizde ele geçirdiği yerler kısaca şu şekilde görülebilir değerli arkadaşlar. Sırbistan, Mora, Eflak, Bosnersek, Boğdan ve Arnavutluk fethedilecektir Fatih döneminde. Başlarındaki tarihler ve kronoloji önemli değil arkadaşlar buna çok takılmayın. Fakat burada şunu bilmekte fayda var. Fatih'in karalarda hedefleyip ele geçiremediği yegane yer Belgrad olmuştur. Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna Ersek, Boğdan ve Arnavutluk Fatih'in batı siyaseti bağlamında ele geçirdiği yerlerdir. Fakat özellikle bu seferler içerisinde değerli arkadaşlar Boğdan seferi oldukça zor geçmiştir. Tüm çabalarına rağmen Fatih Sultan Mehmet Boğdan seferinde iki önemli kaleyi kuşatamamış ele geçirememiştir. Bu anlamda Kili ve Akkirman kaleleri değerli arkadaşlar Boğdan seferinde Boğdan ele geçirildi ama bu iki kale ne yazık ki alınamadı. Onun başaramadığı bu iki kale kuşatması oğlu 2. Bayezid tarafından başarıya ulaştırılacaktır değerli arkadaşlar. Öte yandan Fatih'in Batı siyaseti bağlamında gerçekleştirdiği son seferse değerli arkadaşlar Fatih dönemin Batı'ya yönelik son seferi ise tabii ki 1480 Otranto seferi olarak kesinlikle unutulmamalı. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu değerli arkadaşlar 1480 yılında İtalya'nın Otranto kentine bir kuşatma girişiminde bulunacak ve bu kuşatma başarıya ulaşacak. Fakat her ne kadar Otranto kenti ele geçirilmiş olsa da değerli arkadaşlar ne yazık ki 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Gebze yakınlarında hayatını kaybetmesi nedeniyle kuşatılan bu şehir tekrar İtalya'ya o dönemin ismiyle Napoli Krallığı'na geri verilmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla Otranto seferi batı yönlü son sefer olmak üzere Fatih'in batı siyaseti bağlamında değerli arkadaşlar sefer düzenlediği ele geçirdiği yerlere kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar ikinci sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalı diyor ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Arkadaşlar soruda bize verilen seçenekler dikkatle incelendiğinde A seçeneğinde yer alan Dulkadiroğulları Beyliğine son verilmesi Fatih döneminde yaşanmamıştır. Nitekim Dulkadiroğulları beyliğine son verilmesi değerli arkadaşlar. Daha sonra Yavuz Sultan Selim tarafından 1515 Turna Dağı Savaşı ile gerçekleştirilecek. Öte yandan Fatih döneminde değerli arkadaşlar 1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan mağlup edilecek ve bu savaş sonrasında değerli arkadaşlar Osmanlı Doğu Anadolu'nun güvenliğini önemli ölçüde sağlayacaktır. Yine değerli arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Ottukbeli Savaşı'ndan sonra Karamanoğulları'nın üzerine yürüyecek ve Karamanoğulları Beyliği'nin topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirecektir. Keza Karamanoğulları'nın tamamen ortadan kaldırılması ise değerli arkadaşlar Fatih'in oğlu 2. Bayezid döneminde kesin olarak gerçekleştirilecek. Yine değerli arkadaşlar Fatih döneminde çok önemli bir gelişmedir. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1475 yılında Kırım'ı fethedecek. Kırım'ın fethedilmesi değerli arkadaşlar aslında Osmanlı Devleti açısından Karadeniz'in bir Türk Gölü haline getirilmesi noktasında son derece önemli. Bu noktada Fatih döneminde Kırım'ın alınması ile birlikte unutmuyoruz değerli arkadaşlar Karadeniz bir Türk gölü haline gelecek. Öte yandan uzun süren savaşların bir sonucu olarak değerli arkadaşlar Fatih döneminde Venediklere ilk defa imtiyaz yani ayrıcalık verilecektir. Fatih'in Venediklere ayrıcalık vermesinde iki önemli amaç var değerli arkadaşlar. Bir, Venedik gibi bir gücü yanına çekerek Avrupa'daki Hristiyan birliğini zayıfl zayıflatmak. İki, Akdeniz ticaretini canlandırmak. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar Venediklere verilen bu imtiyazların bir sonucu olarak İstanbul'da ilk defa sürekli elçi bulundurma hakkını elde eden ilk devlet Venedik Cumhuriyeti olacaktır. Önemli bir gelişmedir. Keza bir kavram olarak da değerli arkadaşlar şu unsura dikkat etmekte fayda var. İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkını elde eden Venediklerin İstanbul'da konuşlandırdığı elçilere de balyoz ünvanı verilecektir. Arkadaşlar, bahsetmiş olduğumuz bu gelişmelerin yanı sıra Fatih döneminde Anadolu politikası ve denizlerdeki gelişmelerle bağlantılı şunları da unutmamak gerekiyor. Anadolu'da değerli arkadaşlar, Fatih döneminde Amasra, Sinop ve 1461 yılında Trabzon fethedilecektir. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi aslında bu anlamda Karadeniz ticareti noktasında önemli bir noktaya taşıyacaktır. Osmanlı Devleti'ni. Lütfen dikkat. Amasra, Sinop ve Trabzon'un fethinden sonra değerli arkadaşlar 1475 yılında Kırım'ın alınması ile birlikte Karadeniz ortada bir Türk gölü konumuna gelecektir. İşte o nedenledir ki Kırım'ın alınması ile birlikte Karadeniz bir Türk gölü olmuştur ifadesini kullanmaktayız. Öte yandan değerli arkadaşlar unutulmaması gereken bir bilgi kesinlikle Fatih'in Hedefleyip karalarda alamadığı tek yer Belgrad. Denizlerde kuşatmasına rağmen alamadığı tek yerse değerli arkadaşlar Rodos olacaktır. Hocam bir önceki soruda Kili ve Akkirman kaleleri Fatih'in alamadığı yerler diye bahsetmiştik. Evet doğru. Boğdan ele geçirilmiş iki kale kuşatılamamıştır sadece değerli arkadaşlar. Bunu zaten daha sonra oğlu 2. Bayezid gerçekleştirecek. Dolayısıyla... Fatih döneminde değerli arkadaşlar Anadolu ve denizlerdeki faaliyetlerle bağlantılı bu üçüncü sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyor ve dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı yükselme döneminde divan başkanlığının sadrazama bırakılması, Topkapı Sarayı ve Çinili Köşkün inşa edilmesi, Sultani adı verilen ilk altın paranın bastırılması, Sahni Seman Medresesinin kurulması gelişmeleri aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır? Arkadaşlar soruda bize verilen bu gelişmelerin yaşandığı dönem Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Özellikle değerli arkadaşlar Fatih döneminde Divan Başkanlığı'nın Sadrazam'a bırakılması tamamen merkezi otoritenin güçlendirilmesine yönelik atılmış önemli bir adımdır. Öte yandan Topkapı Sarayı ve Çinli Köşkü'nün inşa edilmesi de keza bu dönemin en önemli gelişmeleri arasında yer almakta. Topkapı Sarayı değerli arkadaşlar Fatih döneminde inşa edilmiş aynı zamanda 19. yüzyıla kadar. 15. yüzyılın ortalarından 19. yüzyıla kadar değerli arkadaşlar Osmanlı'da devlet yönetimi noktasında hizmet veren en uzun süre hizmet veren Osmanlı Sarayı olacaktır. Yine Çinili Köşk değerli arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda yer alan Çinili Köşk 1472 yılında inşa edilmiş ve Osmanlı devletinde inşa edilen en eski köşk yapısı olarak kesinlikle unutulmamalı diyoruz arkadaşlar. Yine Fatih döneminde değerli arkadaşlar. Tabii ki İstanbul'un fethiyle birlikte değerli arkadaşlar İpek yolu ve özellikle Kırım'ın alınması ile birlikte değerli arkadaşlar Karadeniz ticaretinin İpek yolu ticaretinin önemli ölçüde Osmanlı'nın eline geçmesi bir anlamda ekonomik anlamda mali anlamda devletin kasasını önemli ölçüde dolduracak. Keza sultani adı verilen ilk altın paranın Fatih döneminde bastırılmış olması devletin ekonomik anlamda güçlendiğinin açık bir kanıtı. Ve yine değerli arkadaşlar Sahni Seman Medresesi Fatih döneminin en önemli çalışmalarından birisi olacaktır. Nitekim sahne Seman Medresesi İstanbul'da kurulan ilk yüksek dereceli medresedir değerli arkadaşlar. 8 kısımdan oluşan medrese anlamına gelir. Seman 8 demektir. San bölüm demektir. Medreselerde 8 bölümlü medrese anlamında kurulan bu medrese arkadaşlar ileriki zamanda göreceğiz. İstanbul Üniversitesi'nin bir anlamda temelini oluşturacak. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar Fatih döneminin önemli gelişmelerini bu soru çerçevesinde değerlendirme imkanımız oldu. Bir diğer önemli nokta da değerli arkadaşlar tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in bizzat kendisiyle bağlantılı bir vereceğim bilgi var. Şiirlerinde Avni mahlasını kullanan Fatih Sultan Mehmet, Kaiser, Han, Hakan, Sultan, Fet ve Sultanul Berreyn ve Hakanül Bahreyn ünvanlarına da sahiptir değerli arkadaşlar. İki karanın ve iki denizin hükümdarı onun almış olduğu en önemli ünvanlardan birisidir ki İstanbul'un fethinden sonra değerli arkadaşlar Kayzer ünvanını da kullanacaktır. Kayseri Rum ünvanını kullanacaktır aslında Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla o bir Fatih'tir. İstanbul'u fetheden komutandır. Önemli bir şahsiyet olarak tarihimizde yerini her zaman koruyacaktır değerli arkadaşlar. Bu anlamda sorumuzun doğru yanıtı Fatih Sultan Mehmet olacaktı diyoruz değerli arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan Kanunname-i Al Osman ile 1-2-3 uygulamalarından hangileri yasalaşmıştır? Arkadaşlar Fatih döneminin en önemli gelişmelerinden birisi İlk Osmanlı kanunnamesi olarak kabul edilen Fatih kanunnamesi olarak da adlandırdığımız kanunname-i al-Osman'ın hazırlanmasıdır. Bu düzenleme ile birlikte değerli arkadaşlar dört önemli uygulama yasa haline getirilecek. Bunlardan biri kardeş katli, bir diğeri cürüs başişi, bir diğeri müsaadele sistemi ve dördüncü ve son olarak değerli arkadaşlar sancak sistemi yasalaşan önemli uygulamalar olacaktır. Bu noktada değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalı idi. Öte yandan Kanunname-i Ali Osman dediğimiz bu Osmanlı Kanunnamesi ile birlikte değerli arkadaşlar yasalaşan bu dört uygulamanın bir takım özelliklerine bakacak olursak. Değerli arkadaşlar Kanunname-i Ali Osman ile yasalaşan müsaadere uygulaması gerektiğinde devletin mala veya mülke el koyma yetkisi anlamına gelmekte. İlk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde Çandarlı Vezir ailesine karşı uygulanan müsaadele uygulaması 19. yüzyıla kadar değerli arkadaşlar varlığını sürdürecek. Ki müsaadenin olduğu bir ortamda özel mülkiyet anlayışı çok fazla gelişme gösteremeyecek. Öte yandan değerli arkadaşlar Culus Bahşişi, Culus Bahşişi Kapıkulu askerlerine, Yeniçeri askerlerine değerli arkadaşlar dağıtılan bahşiş anlamına gelmekte. Sancak sistemi değerli arkadaşlar ki Osmanlı Devleti'nde kültür uygarlık kısmında bunların detaylarını tabii ki göreceğiz değerli arkadaşlar. Sancak sistemi aslında en basit tanımıyla şehzadelere deneyim kazandıran bir eğitim sistemidir. 10-12 yaşına gelen bir şehzade tecrübe kazanması için değerli arkadaşlar validesi ve lalasıyla yani hocasıyla birlikte değerli arkadaşlar onu eğiten kişiyle birlikte bir sancağa gönderilecek. Orada devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanması sağlanacaktır. Ve değerli arkadaşlar, bir diğer önemli yasalaşan uygulama kardeş katlidir ki Fatih Sultan Mehmet değerli arkadaşlar kanunnameyi hazırlarken, daha doğrusu Fatih Kanunnamesinde kardeş katli doğrudan doğruya nizamı alemi sağlamak amaçlı uygulanacaktır. Ne demek istiyoruz değerli arkadaşlar? Lütfen dikkat. Kanunname-i Ali Osman'a göre değerli arkadaşlar kardeş katli ile ilgili hüküm şu şekilde alınmıştır. Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katlitmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmişlerdir. Anında amil olalar. Arkadaşlar kanunnamede yer alan bu ifade bize açıkça gösteriyor ki, kardeş katlinin yasalaşmasında amaç nizamı alemi sağlamaktır. Yani dünya düzenini sağlamaktır. Peki dünya düzeninden kastettiğimiz nedir değerli arkadaşlar? Devletin geleceğidir. Devleti ebed müddet olarak da adlandırıyoruz. Sürekli devletin bekasının ön planda tutulması anlamına gelmekte. Öte yandan Hükümde dikkat edin değerli arkadaşlar. Alınan bu kararda dikkat edin çok önemli bir ifade var. Nizam alim için katletmek münasiptir diyor. Bakın bu bir zorunluluk değil. Eğer tahta çıkan bir kişi gerektiğinde, gerekli gördüğü halde karın dışını katledebilir. Bu onun tercihine bırakılmıştır. Bir anlamda bir e, yükümlülük söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla müsaadele, cülus sancak ve kardeş katli uygulamaları Kanunname-i Al Osman'la Fatih döneminde yasa haline getirilmiştir diyoruz değerli arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımızda arkadaşlar ÖSYM'nin son yıllardaki soru eğilimi doğrultusunda yeni yazdığım bir soruyla karşı karşıyayız. Yukarıdaki gül koklayan Fatih portresini dersinde kullanan bir tarih öğretmeni aşağıdaki sanatçıların hangisinden bahsetmektedir? Nakkaş Nigari, Matrakçı Nasuh, Seyit Lokman, Nakkaş Sinan Bey, Gentil Bellini. Değerli arkadaşlar, soruda görselde bize verilen ve meşhur gül koklayan Fatih portresi D seçeneğinde yer alan Nakkaş Sinan Bey'e aittir. Bu bağlamda dersinde bu portreyi kullanan bir tarih öğretmeni öğrencilerine Nakkaş Sinan Bey hakkında bilgi vermektedir. Öte yandan bu meşhur gül koklayan Fatih portresi değerli arkadaşlar bazı akademik kaynaklara göre Nakkaş Sinan Bey'in öğrencisi Şiblizade Ahmet'e atfedilmektedir. Fakat Nakkaş Sinan Bey'in Nakkaşhanesinden çıktığı için genel kanı Nakkaş Sinan Bey tarafından yapıldığı yönünde. Öte yandan değerli arkadaşlar Nakkaş Nigari 16. yüzyılda yaşamış Kanuni ve 2. Selim dönemlerinde bir nakkaş olarak, bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. Matrakçı Nasuh yine bunu ileride kültür uygarlık dersinde göreceğiz değerli arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman devrinin en ünlü minyatür sanatçısı olacaktır. Matrakçı Nasuh. Seyit Lokman ki 16. yüzyılda damgasını vurmuş önemli bir tarihçi ve şehnamecidir değerli arkadaşlar. Bu arada şehname ya da şehnameci saray tarihçisi olarak da değerlendirebiliriz. Fakat el seçeneğinde gördüğümüz Gentil Bellini değerli arkadaşlar Fatih döneminde Venedik'ten İstanbul'a gelen ve Fatih'in portresini yapan bir diğer önemli sanatçı olarak karşımıza çıkmakta. Nitekim Bellini'ye de, Bellini'ye dair değerli arkadaşlar iki önemli tablo karşımıza çıkar. Sol altta gördüğümüz meşhur tabloyu tabii ki hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar. Üste yer alan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişinin genel kanı arkadaşlar yani tartışmalı bir konu olsa da Cem Sultan olduğu konusunda çeşitli görüşler ileriye sürülmüştür. Öte yandan sağ altta görmüş olduğumuz tablonun da Bellini'nin bir anlamda Tezgahından çıktığı veya onun bulunduğu yerden çıktığı söylense de tam olarak değerli arkadaşlar kim tarafından yapıldığı konusunda net bir bilgi yok. Dolayısıyla Fatih değerli arkadaşlar çağının çok ötesinde bir hükümdardı, çok önemli bir padişahtı. Keza gül koklayan Fatih portresine baktığımız zaman elinde e, gül olan daha doğrusu gül tuttuğu elinde değerli arkadaşlar aynı zamanda bir yüzük var ok esnasında ok atmada kullanılan bir yüzüktür değerli arkadaşlar bu. Yani bu portresinde Fatih'in çok naif bir kişiliğinin yanı sıra savaşçı bir kişiliğinin de ön planda tutulduğu önemli bir portredir diyoruz değerli arkadaşlar. Ki küçük bir alanda Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar ihtişamlı, ne kadar heybetli çizildiğine de tabii ki dikkat etmekte fayda var. Bu bağlamda Osmanlı tarihinde portresini yaptıran ilk padişah olan Fatih Sultan Mehmet bir Rönesans dönemi padişahıdır değerli arkadaşlar. Bu anlamda sanata, bilime, sanatçıya ve bilim insanına oldukça önem vermiş, onlar için hemen hemen her türlü imkanı ortaya koymaya çalışmış bir hükümdar olarak karşımıza çıkmakta. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar, Nakkaş Sinan Bey olmalıdır diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 7. soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı tarihinde yükselme içinde duraklama dönemi olarak kabul edilen ve Cem Sultan olayı, Şahkulu isyanı, İspanya Yahudilerin meselesi gibi gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin zamanında yaşanmıştır? Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Fatih Sultan Mehmet'in 1481'de vefatından sonra değerli arkadaşlar Osmanlı tahtına oğlu 2. Bayezid geçecek. Bu çerçevede 2. Bayezid dönemi Osmanlı tarihinde yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak kabul edilmekte. Böyle bir nitelendirme yapılmasında değerli arkadaşlar kuşkusuz dönemin en önemli iş politik olayı olan Cem Sultan olayı etkili olacaktır. Arkadaşlar Cem Sultan olayı aslında 2. Bayezid ile kardeşi Cem arasında yaşanan bir tat mücadelesidir. Öyle ki bir iç sorun olarak ortaya çıkan Cem Sultan olayı aslında süreç içerisinde bir dış politik sorun haline gelecek. Özellikle Memlükler, daha sonra Karamanoğulları, daha sonra Rodos Şövalyeleri, Fransa ve en son Papa'ya sığınan Cem Sultan değerli arkadaşlar 1495'te hayatını kaybedecek. Ki bu süreç değerli arkadaşlar Cem Sultan'ın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin farklı görüşler de ortaya atılmıştır. Fakat bu konuda çok net bilgi yok. Dolayısıyla Cem Sultan olayı dediğimiz olayda değerli arkadaşlar dikkat edin 5 önemli dış güç etkin rol oynayacak. 1. Memlükler 2. Karamanoğulları 3. Rodos Şövalyeleri 4. Fransa ve 5 Papa. Tamam mı arkadaşlar? Cem Sultan olayında aşağıdaki devlet veya aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu veya rol üstlendiği söylenemez tarzı bir soruda bu 5 önemli güç bizim hemen aklımıza gelmedi. Dönemin bir diğer önemli gelişmesi değerli arkadaşlar Şahkulu ayaklanması. Aslında bir dini ayaklanma olarak patlak verecektir. Özellikle Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in kışkırtmaları ve akabinde Şiilik propagandasının bir sonucu olarak 1511 yılında patlak veren Antalya'da çıkan bir dini ayaklanmadır değerli arkadaşlar. Ki bu ayaklanma dönemin içinde yer alan bu konjüktür nedeniyle güçlükle basılabilmiştir. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar İspanya Yahudileri meselesini görüyoruz ki 2. Bayezid döneminin en önemli gelişmelerinden birisi de değerli arkadaşlar İspanya'da yaşayan Yahudilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması süreci olacak. Nedir peki bu olay değerli arkadaşlar? İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı Devleti tarafından farklı bölgelere yerleştirilmesi olayıdır. Seferat Yahudileri olarak da bildiğimiz bu İspanya'dan gelen Yahudiler değerli arkadaşlar 2. Bayezid döneminde başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Selanik bölgesine yerleştirilecek. Mesela başlı başına bu seferat Yahudilerine kapı açılması aslında istimalet politikasının, hoşgörü politikasının en önemli göstergelerinden, örneklerinden birisi olacak. Ve değerli arkadaşlar bu dönemin bir diğer önemli gelişmesi ki Fatih döneminde bahsetmiştik biliyorsunuz. Her ne kadar Boğdan ele geçirilmiş olsa da Kili ve Akkirman kaleleri Fatih döneminde alınamamıştı. Bu bağlamda değerli arkadaşlar 2. Bayezid babası Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp alamadığı Kili ve Akkirman kalelerini 1484 yılında ele geçirecek ve böylece Boğdan'ın fethi tam anlamıyla kesinleşmiş olacak. Ki Kırım'la Osmanlı Devleti arasındaki kara bağlantısıdır değerli arkadaşlar. Böylece yavaş yavaş sağlanmaya başlayacaktır. Osmanlı yükselme dönemi içinde önemli bir dönemdir. Her ne kadar tırnak içerisinde duraklama olarak nitelendirilmiş olsa da önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. İkinci Bayezid dönemi değerli arkadaşlar. Ve geldik 8. soruya değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 8 yılda 80 yıl sığdıran padişa olarak anılan Yavuz Sultan Selim dönemindeki savaşlardan biri değildir? A. Mohaç B. Ridaniye C. Çaldıran D. Mercidabık E. Turnada Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Nitekim Mohaç Meydan Muharebesi Yavuz Sultan Selim döneminde değil ileride göreceğiz Kanuni Sultan Süleyman devrinin en önemli savaşlarından birisi olacak. Öte yandan değerli arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim dönemi her ne kadar 8 yıllık bir taht hayatı olsa da gerçekten yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda 80 yıllık bir işi ortaya koymuş olacak. Nitekim bu dönemde değerli arkadaşlar Çaldıran Savaşı Özellikle 1514 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında yaşanan önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Çaldıran değerli arkadaşlar Van yakınlarında önemli bir mevkidir ve Çaldıran savaşı sonrasında Osmanlı Devleti önemli bir zafer kazanacak ve böylece daha önce Fatih döneminde Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasıyla Doğu Anadolu bölgesinde güvenlik sağlanmıştı. Böylece değerli arkadaşlar Çaldıran Zaferi ile birlikte Doğu Anadolu bölgesi Osmanlı egemenliğine tam olarak girmiş olacak. Dolayısıyla Çaldıran Zaferi bizim için son derece önemli. Öte yandan Turna Dağı Savaşı ki bu biz bunu değerli arkadaşlar Beylikler döneminde de görmüştük aslında kısmen. Yavuz döneminde değerli arkadaşlar 1515 Turna Dağı Savaşı ile değerli arkadaşlar Dulkadiroğulları Beyliği ortadan kaldırılacaktır. Ve bu beyliğin ortadan kaldırılması ki Osmanlı'nın yıktığı son beylikti biliyorsunuz. Dulkadiroğulları beyliği değerli arkadaşlar. Maraş, Elbistan civarında varlık gösteren bu beylik aslında Osmanlı-Memlük ilişkilerinin dahi gerginleşmesine yol açmıştı. Dolayısıyla bu beyliğin ortadan kaldırılması biraz zaruri bir durumdu değerli arkadaşlar. Nitekim Dulkadiroğulları beyliğinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Artık Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmış olacak. Bu anlamda aşağıdaki beyliklerden hangisinin ele geçirilmesiyle veya Osmanlı'ya dahil olmasıyla Türk, Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır tarzında bir soru gelirse değerli arkadaşlar hemen aklımıza Dulkadiroğulları Beyliği gelmeli. Bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim devrinin belki de en önemli gelişmesi Mısır seferi olacak. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar Mısır seferi bağlantılı ilk mücadele Mercidabık Savaşı olarak karşımıza çıkmakta. 1516 yılında Memlük Sultanı Kansu Gavriye karşı Yavuz Sultan Selim muazzam bir zafer elde edecek değerli arkadaşlar. Nitekim Mercidabık zaferi sonrasında Osmanlı Devleti dikkat Suriye Lübnan ve Filistin toprakları Osmanlı hakimiyetine girecek. Öte yandan Mısır seferinin ikinci aşaması olarak da gördüğümüz Ridaniye Savaşı'nda ise değerli arkadaşlar 1517'de Yavuz Sultan Selim bu sefer Memlük Sultanı Tomanba'ya karşı ikinci önemli zaferini kazanmış olacak. Özellikle Ridaniye zaferiyle birlikte değerli arkadaşlar Mısır tamamen Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş olacak. Dolayısıyla Mercidabık ve Ridaniye savaşları değerli arkadaşlar doğrudan doğruya Mısır seferi başlığı altında irdelenmelidir. Ve şimdi bahsedeceğimiz Mısır seferinin sonuçları aslında dikkat edin doğrudan doğruya Ridaniye savaşının sonuçları olarak da değerlendirilmelidir. Çünkü 1517 Ridaniye savaşı değerli arkadaşlar Mısır seferinin son aşaması olarak karşımıza çıkmakta. Peki, Yavuz döneminde değerli arkadaşlar, Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonrasında ortaya çıkan bu durum acaba beraberinde ne gibi sonuçları ortaya çıkardı? Bir defa değerli arkadaşlar, Ridaniye Savaşı ile birlikte Mısır tamamen Osmanlı'nın eline geçti dedik. Öte yandan halifelik makamı değerli arkadaşlar resmen Osmanlı devletine dahil olacak. Ki dikkat edin Türk İslam devletleri içerisinde değerli arkadaşlar saltanat makamı içinde halifelik makamını bir arada kullanan tek Türk İslam devleti Osmanlı devleti olacaktır. Ki bu arada bize tabi halifelik Memlük devletinden intikal eden bir makam değil değerli arkadaşlar. Hatırlayın İlhanlı devleti Abbasi devletini değerli arkadaşlar ortadan kaldırmış. Abbas halifesi Memlük devletine sığınmıştı. Hatırladığınızı düşünüyorum burada arkadaşlar. İşte son Abbasi halifesi 3. mütevekkil bu makamı değerli arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'e bırakacak. Dolayısıyla hilafet makamının Osmanlı'ya resmen intikal etmesi bu anlamda Osmanlı'nın teokratik devlet yapılanmasını bir anlamda daha da güçlendirmiş olacak. Öte yandan değerli arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanı alacaktır son derece önemli kutsal bir ünvandır değerli arkadaşlar. Nitekim Osmanlı tarihinde Hadimül i Şerif ünvanını kullanan bu ünvana sahip olan ilk Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim olacak. Ki ilk diyoruz çünkü Yavuz'dan sonraki gelen bütün padişahlar aslında Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanını kullanmaya devam edecek. Öte yandan değerli arkadaşlar tabii ki Mısır seferinin Osmanlı'ya en büyük katkılarından birisi baharat yolunun tamamen Osmanlı'nın denetimine geçmesi olacak. E çünkü artık Mısır'da bir Memlük devleti yok. Memlük devleti yıkılacak. Önemli bir ticaret yolu olan, yolu olan baharat yolunun denetimi tamamen Osmanlı'nın eline geçecektir. Öyle ki Yavuz Sultan Selim döneminde değerli arkadaşlar Osmanlı hazinesi adeta ağzına kadar doldurulacaktır. Nitekim Yavuz Sultan Selim'in vasiyetnamesinde de belirttiği üzere değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim hazinenin kapısında mührü olan tek padişah olarak karşımıza çıkmakta. Yavuz Sultan Selim'den sonra değerli arkadaşlar hiçbir Osmanlı padişahı onun kadar hazineyi zenginleştirememiştir. Dolayısıyla devletin yıkılışına kadar hazinenin kapısında sadece Yavuz Sultan Selim'in mührü bulunmuştur. Ve son olarak değerli arkadaşlar tabii ki kutsal emanetler Sakalı Şerif, Hırkayı Şerif gibi önemli kutsal emanetler İstanbul'a, başkent İstanbul'a getirilecektir Mısır seferi sonrasında. Toparlayacak olursak değerli arkadaşlar gerçekten de Yavuz Sultan Selim kendisinden önceki padişahlardan özellikle Fatih'ten farklı olarak yönünü batıya değil doğuya çevirmiştir. Lütfen dikkat edin. 2. Bu doğu yönlü politikanın bir sonucu olarak Anadolu'da hem Dunkaderoğulları beylerine son vermiş hem de değerli arkadaşlar Çaldıran Savaşı'yla bir anlamda Safevi Devleti'nin gücünü kırmıştır. Sadece bu değil. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği sefer belki de Yavuz Devri'nin en önemli gelişmesi olarak tarihteki yerini almıştır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, Yavuz Sultan Selim dönemindeki siyasi gelişmeleri de değerli arkadaşlar 8. sorumuzda değerlendirme imkanımız oldu. Bu bağlamda bu sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Tokat civarında Bozoklu Şeyh Çelal adında biri tarafından çıkarılan dini karakterli isyan, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yaşanmıştır? Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Özellikle değerli arkadaşlar Tokat civarında yaşanan bu isyan Yavuz Sultan Selim devrinin önemli gelişmelerinden birisi olacak. 1519 yılında Bozoklu Şeyh Celal adında bir sipahi mehtilik iddiasıyla değerli arkadaşlar Tokat'ta bir ayaklanma başlatacak. Aslında bu isyanın bir noktada 2. Bayezid döneminde çıkan Şakkul ayaklanmasından biraz esinlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki Bozoklu Celal ayaklanmasından sonra değerli arkadaşlar Kanuni döneminin ilk yıllarında da dini karakterli bir takım ayaklanmalar ortaya çıkacak. Dolayısıyla Bozoklu Celal ayaklanması kendisinden sonra Anadolu'da çıkan hemen hemen bütün ayaklanmalara, bütün isyanlara ortak bir isim olarak Celali İsyanları adı verilecektir. Bu noktada değerli arkadaşlar özellikle ilerleyen ünitelerde göreceğiz. 17. yüzyıl duraklama döneminde Anadolu'da çıkan bütün ayaklanmaları biz Celali ayaklanmaları adını vereceğiz. Dolayısıyla 1519 tarihli Bozoklu Celal ayaklanması Yavuz döneminin önemli gelişmelerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlar. Bu bağlamda sorumuzun doğru yanıtı e seçeneği olmalıydı diyoruz. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar. 1. Süleyman babası 1. Selim'in ölümünden sonra tahta çıkmış. Ancak döneminin ilk zamanlarında bir takım isyanlarla karşılaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kanuni döneminde çıkan isyanlardan biri değildir? Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı kuruluş döneminde 1. Mehmet, namı diğer Çelebi Mehmet döneminde çıkan Osmanlı'daki ilk dini ve sosyal içerikli ayaklanma idi. Öte yandan değerli arkadaşlar, Canberdi Gazali, Baba Zünnun, Kalender Çelebi ve Ahmet Paşa ayaklanmaları Kanuni döneminin ilk dönemlerinde ortaya çıkan 4 önemli isyan hareketi. Bu isyan hareketleriyle bağlantılı arkadaşlar sınav odaklı olarak neleri bilmemiz gerekiyor? Bir defa bu isyanların başında değerli arkadaşlar Canberdi Gazali isyanı gelir. Mısır'da çıkan bir ayaklanmadır değerli arkadaşlar ve Canberdi Gazali'nin temel amacı Yavuz döneminde ortadan kaldırılan Memlük devletini yeniden canlandırmaktır. Öte yandan yine Mısır'da çıkan bir ayaklanmayı görüyoruz değerli arkadaşlar. Ahmet Paşa ayaklanması ki bu ayaklanmanın çıkış e, yolu değerli arkadaşlar diğerinden biraz farklı. Çünkü Ahmet Paşa sadrazam yapılmadığı için Mısır'da bir ayaklanma çıkarmıştır. Ama bu iki ayaklanmaların değerli arkadaşlar ortak özelliği Mısır'da çıkmış olmaları ama aynı zamanda ortak hedef noktasına baktığımızda Mısır'a egemen olmak istemeleri bu iki ayaklamanın ortak özelliği diyebiliriz. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar kalender çelebi ayaklanmasını görüyoruz. Anadolu'da çıkan ekonomik aynı zamanda dini karakterli bir ayaklanmadır değerli arkadaşlar. Ve yine bir diğer önemli ayaklanma Baba Zun'un isyanı olarak karşımıza çıkar ki bu da keza ekonomik ve dini karakterli bir diğer isyan. Şunu da söylemeden geçmeyelim değerli arkadaşlar. Kalender Çelebi, Baba gibi dini karakterli ayaklanmaların aslında öncesi Yavuz döneminde çıkan Bozoklu Celal ayaklanması. Onun da öncesi 2. Bayezid döneminde patlak veren Şahkulu ayaklanmasına kadar gider. Dolayısıyla bu Şeyh İsyanı ile başlayan dini karakterli ayaklanmalar özellikle Osmanlı yükselme döneminde değerli arkadaşlar 2. Bayezid, Yavuz ve Kanuni döneminde de Anadolu topraklarında ne yazık ki ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ve geldik 11. soruya değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Arkadaşlar bu soruda seçenekleri tek tek ele alacak olursak. Belgrad ve Rodos'un fethedilmesi Kanuni döneminin en önemli gelişmelerinden biri. Nitekim 1521 yılında önce Belgrad, bir yıl sonra 1522 yılında da Rodos fethedilecektir. Bu anlamda Fatih döneminde kuşatılmasına rağmen alınamayan bu iki önemli yer Kanuni döneminde ele geçirilecek. Öte yandan değerli arkadaşlar Avusturya ile İstanbul Anlaşması'nın imzalanması da yine Kanuni döneminin bir diğer önemli gelişmesidir değerli arkadaşlar. Nitekim 1532 yılında Almanya seferi sonrasında değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü veya o dönemdeki resmi adıyla Nemçe Krallığı ile değerli arkadaşlar 1533 yılında İstanbul Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşma aslında Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı üstünlüğünün çok somut bir kanıtı. Bunu da değerli arkadaşlar anlaşmanın şu maddesinden çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Diyor ki bu anlaşma Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktır. Ki Arşidük kral demektir değerli arkadaşlar. Yani Avusturya kralı ancak Osmanlı devletinin sadrazamına denktir. Bu da aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın batı dünyasına yönelik ortaya koymuş olduğu üstünlüğün açık bir göstergesi. Moğaç Meydan Muharebesi'nde Macarların mağlup edilmesi yine Kanuni döneminin önemli gelişmelerinden birisidir değerli arkadaşlar. Dünya tarihinin en kısa süreli savaşlarından birisi olacaktır Muaş Meydan Muharebesi ve Macar ordusu değerli arkadaşlar bu savaşta ağır bir yenilgiyle karşı karşıya gelecek. Ki bu anlamda Kanuni Sultan Süleyman Muaş Meydan Muharebesi'nden sonra değerli arkadaşlar ileriye dönük hamlelerini Avrupa'nın işlerine doğru hamlelerini hızla sürdürecektir. D seçeneğinde verilen doğuya yönelik düzenlenen seferler sonrasında İran ile Amasya Anlaşması'nın imzalanması da yine Kanuni döneminin en önemli siyasi gelişmelerinden birisidir değerli arkadaşlar. Nitekim İran'la imzalanan bu Amasya Anlaşması 1555 yılında imzalanmış ve Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan lütfen dikkat ve kesinlikle bilinmeli arkadaşlar ilk resmi antlaşma olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda anlaşmanın bizzat ismi de sorulabilir veya anlaşmanın ismi verilerek ilk resmi anlaşma olan Amasya Anlaşması hangi devlette imzalanmıştır diye bir soru karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar bu soruda E seçeneğinde verilen Akdeniz ticaretine hakim olmak amacıyla Kıbrıs'ın fethedilmesi gelişmesi kanuni dönemiyle ilgili olamaz. Nitekim değerli arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman 1520'de Osmanlı tahtına çıkmış, 1566'da Osmanlı tahtından vefat ederek ayrılmıştır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar Kıbrıs'ın fethedilmesi Osmanlı Devleti'nde ancak oğlu Sarı Selim, 2. Selim döneminde gerçekleşecek olan bir gelişmedir. 1570 yılında değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Kıbrıs adasını fethedecek. Fakat bu az önce de belirttiğim gibi Kanuni'nin oğlu ikinci Selim, namı diğer Sarı Selim döneminde yaşanan bir gelişme olacaktır. Değerli arkadaşlar, son olarak şu bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Özellikle 1533 yılında Avusturya Arşidüklü Osmanlı Devleti arasında İstanbul Anlaşması imzalandıktan sonra ilerleyen zamanda Avusturya bu anlaşmanın hükümlerine uymamaya başlayacak. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman Batı'ya yönelik olarak son seferini gerçekleştirecektir. Nedir bu sefer? 1566 tarihli Zigetvar seferidir değerli arkadaşlar. Osmanlı ordusu Zigetvar Savaşı'nda değerli arkadaşlar muazzam bir zafer kazanacak. Fakat 1566 Zigetvar zaferini Kanuni Sultan Süleyman ne yazık ki göremeyecektir değerli arkadaşlar. Çünkü Macaristan bölgesinde gerçekleşen bu savaş esnasında Kanuni Sultan Süleyman tabi savaş meydanındaki çadırın içinde değerli arkadaşlar hayatını kaybedecek. Dolayısıyla ki hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi o dönemde savaş devam ettiği sefer devam ettiği için askerlere ilk kademede bildirilmeyecektir arkadaşlar. Hatta mutlaka duymuşsunuzdur Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşı değerli arkadaşlar. Oradan İstanbul'a o şekilde getirilemeyeceği için Mumyalanıp aslında bir şekilde İstanbul'a o şekilde getirilecektir. Bu anlamda değerli arkadaşlar e, önemli bir e, gelişme sürecidir tabii ki kanuni dönemi. Gerçekten de özellikle değerli arkadaşlar 46 yıllık saltanat hayatı boyunca taht hayatı boyunca en uzun süre Osmanlı tahtında kalan Osmanlı padişahı olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman. Evet bu bağlamda 11. sorumuzun cevabı. E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 12. soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk kez bu dönemde Fransa'ya ticari ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar vermiştir. Viyana ve Malta adası kuşatılmış ancak başarı sağlanamamıştır. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlılar'a karşı önemli bir zafer kazanmıştır. Bu gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yaşanmıştır? 3. Murat, 1. Süleyman, 1. Selim, 2. Selim, 2. Mehmet. Arkadaşlar soruda verilen gelişmeler Osmanlı Devleti'nde 1. Süleyman, namı diğer Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan önemli gelişmeler arasında yer almakta. Öyle ki bu dönemde değerli arkadaşlar ilk kez Fransa'ya Kapitülasyon verilecek. Ki bu kapitülasyonların verilmesinde temel amaç değerli arkadaşlar Avrupa'daki siyasi mücadelelerden bir anlamda istifade etmek aynı zamanda Hristiyan birliğini bozmaktır. Bakın şuraya dikkat etmekte fayda var. Nasıl ki Fatih döneminde Venediklere bir takım imtiyazlar tanınmıştı değerli arkadaşlar. Benzer bir mantık kanuni döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlarda da karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla asıl kapitülasyon ki en geniş kapsamlı kapitülasyon Fransa'ya verilmiştir kanuni döneminde. Öte yandan diğer arkadaşlar Viyana ve Malta adası kuşatılmış ancak başarı sağlanamamıştır bu dönemde. Evet çünkü Viyana 1529'da kuşatıldı 1. Viyana kuşatmasında fakat değerli arkadaşlar kış şartları nedeniyle bu kuşatma kaldırılmak durumunda kaldı. Öte yandan 1565 yılında Malta adası kuşatılmışsa da ne yazık ki Turgut Reis'in şehit düşmesi nedeniyle bu kuşatma başarıya ulaşamamıştır. Dolayısıyla 1. Viyana kuşatması ve Malta kuşatması kanuni döneminde gerçekleşmiş fakat başarıya ulaşamamıştır. Öte yandan Barbaros Hayrettin Paşa ki Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'a katılacak olan İlk kaptanı deryamız olacak. Değerli arkadaşlar Kanuni devrinin en ünlü denizcilerinden kaptanı deryalarından birisi. Değerli arkadaşlar Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlara karşı gerçekten ciddi bir zafer kazanılmıştır Kanuni döneminde. Nitekim 1538 Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz bir Türk Gölü haline gelecek. Dikkat! Fatih döneminde Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk gölü haline gelmişti. Kanuni döneminde Preveze Deniz Zaferi ile birlikte Akdeniz bir Türk gölü haline gelecek. Öte yandan biz hala günümüzde değerli arkadaşlar Preveze Deniz Zaferi'ni her yıl yıl dönümlerinde 28 Eylül'de Donanma Günü veya Türk Denizcilik Günü olarak kutlamaya devam ediyoruz. Önemli bir zafer. Tabii ki sınav odaklı olarak değerli arkadaşlar Aktarmış olduğum bu önemli noktaları kesinlikle tekrar ediyorsunuz ve unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla önemli bu üç gelişme kanuni devrinin son derece bilinmesi gereken önemli noktaları olacaktır. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Kanuni döneminde baharat yolunu canlandırmak ve Portekizleri Hindistan'dan çıkarmak amacıyla... 1538-1553 yılları arasında Hint deniz seferleri düzenlenmiş ancak başarı sağlanamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde Hint deniz seferlerine katılan denizcilerden biri değildir? Piriris, Seydali Reis, Piyale Paşa, Koca Murat Reis, Hadım Süleyman Paşa. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Nitekim Piyale Paşa Hint deniz seferlerine katılan bir denizci değildir. Öte yandan Piyale Paşa değerli arkadaşlar, Kaptanı Derya ünvanıyla 1560 yılında değerli arkadaşlar, Cerbe Deniz Savaşı'nda Haçlara karşı muazzam bir zafer elde edecek ve Cerbe İspanyolların elinden alınacaktır. Bu anlamda Cerbe Deniz Savaşı bir preveze kadar önemlidir değerli arkadaşlar. Aslında Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Cerbe'yi alarak aslında Akdeniz ticareti noktasında önemli bir ivme daha kazanacaktır. Öyle ki Cerbe değerli arkadaşlar Tunus'ta. Dolayısıyla Akdeniz ticareti noktasında Cerbe'nin alınması bir preveze kadar önemlidir diyoruz. Öte yandan değerli arkadaşlar Kanuni döneminde Hint deniz seferlerine katılan toplam 4 tane denizci olduğunu görmekteyiz. Piris, Seydaliris, Koca Murat Reis ve Hadım Süleyman Paşa. Değerli arkadaşlar, Kanuni döneminde Hint deniz seferlerinin düzenlenmesinde iki temel amaç karşımıza çıkmakta. Bunlardan biri coğrafi keşiflerin etkisiyle önemini kaybeden Akdeniz limanlarının önemini tekrar kazandırmak yani baharat yolunu yeniden canlandırmak ve Portekizleri Müslümanlara baskı yaptıklarından dolayı Hindistan coğrafyasından çıkarmak temel amaç olacaktır. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar 1. Hint Deniz Seferi'ne Hadım Süleyman Paşa katılacak ancak herhangi bir başarı söz konusu olmayacaktır. İkinci Hint Deniz Seferi'nde önemli bir haritacı, önemli bir denizci görüyoruz değerli arkadaşlar. Piriris. Her ne kadar katılmış olduğu ikinci Hint Deniz Seferi'nde başarı sağlayamamış olsa da değerli arkadaşlar kaleme almış olduğu muazzam bir eser var. Ki kültür uygarlıkta bunları göreceğiz. Kitabı Bahriye. Denizcilik kitabı anlamına gelmekte arkadaşlar. Ki Piriris haritalarıyla bilinir. Fakat İkinci Hint Deniz Seferi'nden sonra değerli arkadaşlar, kendisi ne yazık ki donanmasını bırakıp Mısır'a geçmiştir. Bundan dolayı da Piri Reis yakalanıp idam edilecek. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar, Üçüncü Hint Deniz Seferi'nde önemli bir isim Koca Murat Reis'i görüyoruz. Her ne kadar üçüncü girişim de gerçekleşmiş olsa da Koca Murat Reis bu Üçüncü Hint Deniz Seferi girişiminden herhangi bir sonuç alamamıştır değerli arkadaşlar. Dördüncü ve son olarak önemli bir denizci kanuni devrinin değerli arkadaşlar Seydi Ali Reis'i görmekteyiz. Dördüncü Hint Deniz Seferi'nde herhangi bir sonuç alınamadı diğer üçünde olduğu gibi. Fakat Seydi Ali Reis değerli arkadaşlar Sumatra adasından çıkmış olduğu yolculuğu İstanbul'da noktalayacak. Ve gördüğü tüm o bölgeyle ilgili güzellikleri değerli arkadaşlar memleketlerin aynısı anlamına gelen Miratül Memalik adlı eserinde bizlere aktaracaktır. Bu bağlamda sınav odaklı olarak değerli arkadaşlar bence son derece güzel, son derece makul bir soru olduğunu düşünüyorum. 2. Piriris Kitabı Bahriye Seydi Ali Reis Miratül Memalik adlı eserleriyle kesinlikle ve ki bunları kültür uygarlık olarak da düşünebilirsiniz. Sınav odaklı olarak kesinlikle Unutmuyoruz değerli arkadaşlar ki reis defalarca KPSS'de sorulmuşken Seydi Ali Reis bu eseri bağlamında değerli arkadaşlar hiçbir şekilde KPSS'de doğrudan soru olarak yöneltilmedi. Bence buna bir tık arkadaşlar dikkat etmekte fayda var diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. soruya baktığımızda arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa ile ilgili olarak 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu soruda öncülleri tek tek ele alacak olursak. Kanuni 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır ifadesi kesinlikle doğru bir ifadedir değerli arkadaşlar. Keza Sokulu Mehmet Paşa 1565 yılında Kanuni'nin vefatından bir yıl önce sadrazamlık makamına gelmiş ve 14 yıldan fazla bir süre değerli arkadaşlar Kanuni 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde adeta döneme damgasını vurmuştur. Ki bu arada arkadaşlar birinci öncülde paylaşmış olduğum bu bilgi başlı başına bir soru adayıdır. Keza Sokullu Mehmet Paşa'nın hangi padişahlar döneminde sadrazamlık yaptığı öncülü bir soru olarak karşımıza çıkabilir. İkinci öncüle baktığımızda sadrazamlık döneminde Sakız, Kıbrıs, Yemen, Tunus ve Fas fethedilmiştir. Bilgisi de keza doğru bir bilgidir değerli arkadaşlar özellikle bu fethedilen bölgeler içerisinde değerli arkadaşlar Kıbrıs tabii ki bizim için bir tık daha önem arz etmekte. Öyle ki değerli arkadaşlar 1570 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından Osmanlı ordusu önemli bir zafere imza atacak ve 1570'te Kıbrıs fethedilecektir. Kıbrıs'ın fethi aslında Osmanlı devleti açısından son derece önemli. Hem Akdeniz ticareti hem de değerli arkadaşlar Akdeniz'in güvenliğinin tam olarak sağlanması bu noktada önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta. Öyle ki Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ın fethinden sonra değerli arkadaşlar Kıbrıs Fatihi olarak da ünvan alacaktır. Üçüncü öncüle baktığımızda 1579'da ölümüyle Osmanlı duraklama sürecine girmiştir ifadesi de keza Sokul ile ilgili doğru bir ifadedir değerli arkadaşlar. İstanbul'un fethi Osmanlı'nın yükselme dönemini başlatmışken Sokullu'nun 1579'da ölümü Osmanlı'yı yükselme döneminden kademe kademe duraklama dönemine doğru sürükleyecektir. Bu anlamda değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalı idi. Öte yandan Sokullu Mehmet Paşa dendiği zaman tabii ki değerli arkadaşlar onunla özdeşleşmiş 3 önemli kanal projesinden de kısaca bahsetmekte fayda var. Arkadaşlar Sokullu'nun kanal projeleri başlığı altında öncelikle biz Süveyş kanal projesini görmekteyiz. Sokullu tabi bu proje hazırlarken belli başlı amaçlar günecek. Örneğin Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek, aynı zamanda baharat donunu canlandırmak, aynı zamanda Hint deniz seferleriyle hedeflenmiş ama başarılı olunamamış olan Portekizlerin Müslümanlar üzerindeki baskısını azaltabilmek. Dolayısıyla büyük amaçlar, büyük hedefler doğrultusunda hazırlanmış olsa da değerli arkadaşlar, Süveyş kanal projesi ne yazık ki hayata geçirilemeyecek. Ki 19. yüzyılın ikinci yarısında, 1869 yılında Fransızlar tarafından Süveyş Kanalı açılacak ve bu durum 19. yüzyılda değerli arkadaşlar sömürgecilik yarışı çerçevesinde İngiltere ile Fransa'nın arasını da oldukça kızıştıracaktır. İkinci olarak değerli arkadaşlar önemli bir proje Don Volga Kanal projesini görmekteyiz. Sokulluya dair. Don ve Volga nehirlerini birleştirerek ticareti geliştirmek aynı zamanda İrana yapılacak olası bir seferde donanmayı kullanabilmek amacıyla bir anlamda Don Volga Kanal projesi bir anlamda gündeme gelecek. Fakat değerli arkadaşlar, aynı Süveyş Kanalı'nda olduğu gibi bu projede hayata geçirilemeyecektir. Ta 1950'li yıllarda değerli arkadaşlar Sovyet Rusya tarafından Don Volga Kanalı çalışmaları başlatılacaktır. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar Karadeniz Marmara Kanal Projesi'ni görmekteyiz Sokullu'ya dair. Marmara Denizi'ni Karadeniz'de birleştirmek bir anlamda önemli hedeflerden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Gerek Süveyş gerek Don Volga projelerinde olduğu gibi Marmara Kanal Projesi'nde de değerli arkadaşlar herhangi bir başarı söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla Süveyş Don Volga ve Marmara Kanal projeleri Sokullu ile özdeşleşen 3 önemli projedir. Fakat bu 3 üç projenin 3'ü de değerli arkadaşlar başarıya ulaşamamıştır diyoruz. Bu çerçevede değerli arkadaşlar Sokullu ile bağlantılı bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ve geldik 15. ve bu ünitemizin de son sorusuna değerli arkadaşlar. İkinci Selim, namı diğer Sarı Selim döneminde Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin 1570'te Kıbrıs'ı fethetmesi üzerine başta papalık olmak üzere Venedik ve İspanya gibi büyük donanmalara sahip devletlerin öncülüğünde Kıbrıs'ı kurtarmak için bir Haçlı ittifakı kurulmuştur. 1571 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlar arasında yaşanan ve Osmanlı donanmasının imha edilmesiyle sonuçlanan deniz savaşının gerçekleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Çeşme B. Korfu C. İnebahtı D. Navarin E. Sinop Değerli arkadaşlar, soruda gelişimi aktarılan ve nihayetinde Osmanlı donanmasının yakılarak imha edilmesiyle sonuçlanan bu olayın yaşandığı yer C seçeneğinde yer alan İnebahtı'dır. 1571 İnebahtı Deniz Savaşı'nda değerli arkadaşlar ne yazık ki Haçlar Osmanlı donanmasını yakarak imha edecek. Öyle ki dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa İnebahtı Deniz Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlar dönemin Venedik elçisine muazzam bir söz dile getirecektir. Osmanlı tarihinde donanma kaybedilen ilk büyük savaş olarak kabul edilen İnebahtı Deniz Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlar Sokullu Mehmet Paşa Venedik elçisine şu veciz sözü dile getirecektir. Biz Kıbrıs almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez. Fakat kesilen sakalın yerine daha gülü çıkar diyerek aslında o dönem Osmanlı'nın gücünü bir nebze olsun ortaya koymaya çalışacaktır. Dolayısıyla İnebahtı Deniz Savaşı ile bağlantılı değerli arkadaşlar bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıydı diyoruz. Öte yandan tarihte Osmanlı donanması değerli arkadaşlar 4 kez imha edilmiştir. İsterseniz bunu da değerli arkadaşlar bir bütünsellik çerçevesinde tablo halinde görelim ki sınav odaklı olarak değerli arkadaşlar son derece önemlidir bu tablo. Bunu da ayrıca belirtmemde fayda var. Tarihte imha edilen Osmanlı donanmalarında arkadaşlar ilki sorumuzda da gördüğümüz üzere 1571 tarihli İnebahtı Deniz Savaşı sürecinde yaşanacak. Dönem 2. Selim dönemidir ve Haçlı donanması Osmanlı donanmasını imha edecek. İkinci önemli gelişme değerli arkadaşlar 1770 yılında 18. yüzyılın ikinci yarısında Rusya tarafından gerçekleştirilecektir. Çeşme baskınıyla Osmanlı donanması tarihinde ikinci kez imha edilecek. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar ki önemli bir gelişmedir. 1827 yılında 19. yüzyılın ilk yarısında değerli arkadaşlar Rusya bu sefer İngiltere ve Fransa'nın da desteğini alarak Navarin'de 2. Mahmut döneminde Osmanlı donanmasını imha edecek. Ki bunları arkadaşlar 19. yüzyıl siyasi gelişmeleri sürecinde bir kez de olsa görmüş olacağız. Ve dördüncü ve son olarak değerli arkadaşlar Osmanlı donanması son olarak 1853 yılında Sinop baskınıyla Ruslar tarafından imha edilecek. Ki 1853 önemli bir tarihtir. 19. yüzyılda Kırım Savaşı'nın başladığı ve bu süreçte Rusya'nın Osmanlı'yı zora sokabilmek amacıyla gerçekleştirdiği Sinop baskınıyla donanmamız ne yazık ki imha edilecek. Ki bu dört önemli olay içerisinde değerli arkadaşlar en ciddi tahribat yaratanı Sinop baskını olacaktır. Dolayısıyla padişah dönemleri çok önemli değil belki sınav için derken ama en azından imha edilme yerlerine lütfen dikkat edelim. O zaman dört kez Osmanlı donanması tarihinde imha edilmiştir, yakılmıştır. 1. İnebahtı, 2. Çeşme, 3. Navarin ve 4. Sinop baskınıyla bu olaylar gerçekleşecek değerli arkadaşlar. Evet bu soruyla bağlantılı Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi ünitesini de arkadaşlar sizlerle birlikte noktalamış bulunmaktayız. Yeni bir videoyla Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık ünitesiyle değerli arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle ki Osmanlı kültür uygarlığı biraz malumunuz uzun soluklu bir ünite. Ee, ben 3 tane video öngörüyorum ama video sayısı arkadaşlar biraz artabilir ama şunu söyleyeyim Osmanlı kültür uygarlığı ile ilgili hiçbir eksikliğiniz kalmayacak şekilde muazzam videolar gelecek. Dolayısıyla bu video ve bundan önceki videolarla ilgili değerli arkadaşlar Varsa bir eleştiriniz, varsa bir talebiniz lütfen görüşlerinizi yorum olarak aşağıya belirtin. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>